Normalde ağzımızın içinde sürekli olmasına rağmen ağzımızın dışında gördüğümüzde birçok kişinin yüzünün ekşimesine neden olan, hatta bazılarının midesini bulandıran o garip görünümlü sıvıdan bahsediyorum. Sahi tükürük dediğimiz şey niye var, ne işe yarar? Düşünsenize dil altı ve çene altı gibi çeşitli bölgelerde bulunan tükürük bezlerinden günde yaklaşık 1-1,5 litre tükürük üretilmektedir. İçeriğine baktığımızda sindirim için oldukça önemli olan iki proteinle karşılaşırız. Bunlardan ilki nişastanın sindirimini sağlayan amilaz enzimi, diğeri ise kayganlaştırıcı ve yüzey koruyucu özelliklere sahip olan mukus salgısıdır. Aslında bunları zaten biyoloji derslerinden biliyorsunuz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim tükürüğün çok daha ilginç bir özelliği. Yakın zamanda tükürük içerisinde müsin ve opiorfin gibi antibakteriyel ve ağrı kesici özellik gösteren birçok madde tanımlanmıştır. İçeriğinin çoğunda su olan, ağrı kesici mukus ve enzimin bir araya gelmesiyle oluşan enteresan bir sıvı karışımıdır tükürük. Peki bu üç maddeyi bir araya getiren nedir? Çünkü ağzımız bir sınır kapısıdır. Sonuçta dış dünyadaki bir maddenin iç dünyamıza gireceği ilk yer ağzımızdır. Daha önce dışarılarda bir yerlerde dalında öylece duran ve sizinle hiçbir ilgisi olmayan armut birazdan ağzınızın içerisinde parçalanacak ve sindirim borunuzda ilerleyerek sizin bir parçanız olmak üzere bağırsaklarınızdan emilecektir. O nedenle vücuda alınan bir şeyi sınır kapısından geçirmeden önce iyice kontrol etmek gerekir. Koruyucu ve ağrı kesici özellikleri bulunan bu maddelerin tükürüğünüzde bulunması sizi korumak adına çok ama çok önemlidir. Mesela ağzımızın içinde oluşan yaraların derimizde oluşan yaralardan daha hızlı iyileşmesinin altında tükürüğümüzün bu müthiş özelliği yatar. Zaten doğada yaralanan bir hayvan görürseniz hayvanın yaralandığı bölgeyi hemen yaladığını da fark edersiniz. Aslında tükürüğün bakterilere karşı ne kadar koruyucu olduğu her sabah deneyimlediğimiz bir durumdur. Sabah yatağından kalkmak üzere olan bir insanın ağzına yakından bakarsak ağzının içinin oldukça kuru olduğunu görürüz. Fakat başka bir incelemeye fırsat kalmadan ağızdan gelen koku nedeniyle hemen uzaklaşırız. Hani bir cümle vardır, benim için küçük, insanlık için büyük bir adım diye. Sabahları ağızdan gelen koku da böyledir aslında. Sizin için çok küçük olan bu koku, kimi zaman insanlık için çok büyük olabilir. Her ne kadar modern hayatın bir problemiymiş gibi dursa da bu sorunun varlığı eski çağlara kadar gitmektedir. Örneğin milattan öncesinde bile bazı toplumlarda kötü ağız kokusu boşanmak için geçerli bir neden olarak kabul edilmiştir. Bilimsel adı halitosis olan ağız kokusu meselesine bir açıklık getireyim. Bir kere ortada çok ilginç bir durum söz konusu. Ağzınızdan çıkan kötü koku moleküllerinin hemen dibinde yer alan kendi burnunuzda gerekli uyarıyı oluşturmayıp karşınızdaki insanın burnunda müthiş bir reaksiyon göstermesi de fizyolojimizin bize yaptığı ufak sürprizlerden birisi. Bunun en önemli nedeni burunda kokuyu algılayan reseptörlerin ortam koşullarına çok hızlı adapte olmasıdır. O nedenle burnumuz hemen altında yer alan ağzımızdan gelen kokuya sürekli maruz kaldığı için alışmıştır artık. Yani insanın kendi ağız kokusunun farkına varması gerçekten zor bir iştir. Sırf bu yüzden birleştirdiği avuçlarını ağzına yaklaştırıp avuçların içerisine hoh yapmak gibi saçma sapan bir yöntem geliştirmiştir. Ağzınızdan gelen kokunun nedeni diyabet ya da karaciğer hastalığı gibi çeşitli sorunlardan kaynaklanıyor olabilir. Ama insanların çoğunda görülen asıl neden ağzımızın içerisinde yaşayan bir takım bakterilerdir. Tahmin edeceğiniz üzere bakteriler de biz insanlar gibi yemek yemeye bayılırlar. Normalde diş etlerinizin üzerinde, dişlerinizin arasında ve dilinizin arka kısmında kendilerine bir yaşam alanı oluşturmuşlardır. Ağzınızın içerisinde sizin yediklerinizden arta kalanlar bu bakteriler için ziyafet anlamına gelir. Bakterilerin yemek ile olan reaksiyonları sonucu hidrojen sülfit ya da kadaverin gibi gerçekten de çok kötü kokan bir takım kimyasal ürünler ortaya çıkar. İşte insanları ciddi anlamda rahatsız eden de bu kokulardır. Peki bu kokuyu en yoğun olarak neden sabahları hissederiz? Hatırlayacak olursanız tükürüğün içinde antibakteriyel maddelerin olduğundan bahsetmiştik. Sabah kalktığınızda ağzınızda oluşan kokunun sebeplerinden biri de uyku sırasında tükürük bezlerindeki aktivitenin baskılanmasıdır. Bu baskılanma nedeniyle gece boyunca çok az tükürük salgılanır.
Gece uyurken sindirim ile ilgili bir işle alakadar olmadığımız için bu durum çok da mantıklıdır. Tükürük salgısının azalmasından dolayı ağız içerisindeki bazı bakteriler daha hızlı bir şekilde ürerler. Unutmayın, yaklaşık uyku süreniz olan 8 saat basketbol ve bakterilerin üremesi için oldukça uzun bir süredir. İşte tam da bu nedenle yatmadan önce dişleri fırçalamak bir kere daha önem kazanır. Yemek yedikten sonra bile dişlerini fırçalama motivasyonunda zorlanan insanlar için yatmadan önce diş fırçalamanın ne kadar zor gözüktüğünün farkındayım. Fakat yaklaşık 8 saat boyunca az tükürük salgılanacağı için çok da korunaklı olmayan bir bölgeyi ne kadar temiz bırakırsanız sabah kalktığınızda bir o kadar temiz ve kokusuz bulma ihtimaliniz olacaktır. Çünkü sadece 2 dakika sürecek olan bir diş fırçalaması sayesinde siz uyurken ağzınızın içerisinde tek derdi yemek ve çoğalmak olan bu azgın bakterilerin sayısını oldukça azaltmış olacaksınız.